Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle günah yayınları Zoom Soru Bankası'nda oran orantı problemleri kavrama testi 4'te dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. Yukarıda 4 kişilik Ali Nazik kebabının yapımında kullanılan malzemelerin listesi verilmiştir. Bu yemek 10 kişilik hazırlanmak istendiğinde kullanılması gereken yoğurt miktarı tereyağı miktarından kaç gram fazla olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, öncelikle 4 kişilik Ali Nazik yapımında kullanılan yoğurtla tereyağı miktarına bakıyorum. Şimdi yoğurda baktığım zaman 250 gram, tereyağı 100 gram. Arkadaşlar, aradaki fark 250'den 100'ü çıkarıyorum. 150 gramlık fark var. Evet gençler, 150 gram 4 kişilikte. O halde şöyle düşünelim. 4 kişilikte 150 gram fark varsa 10 kişilikte x gram fark olur diyoruz. Buradan içler dışlar çarpım yaparsam 4x eşittir 150 çarpı 10. Gençler, her iki tarafı şöyle 4x eşittir 150 ile 10'u çarpıyorum, 1500. Evet, her iki tarafı 4'e bölelim. 1500'ü 4'e bölüyorum. 15'in içerisinde 3 kere. 3 kere 4 12. 3 kaldı. 30'un içerisinde 7 kere. 7 kere 4 28. Evet, 2'nin içerisinde 0 indirdim. 20'nin içerisinde 5 kere diyorum. 5 kere 4 20. Demek ki buradan x'in değeri 375 olur diyoruz. Evet, 375 gram fark olur diyoruz. Ve bunu da sorumuzun cevabını B şıkkı olarak gösteriyoruz. Evet gençler, devam ediyorum. İkinci soruya geçiyorum. Evet gençler, haritanın ölçeği ile ilgili bilgiyi verdi. Ne yapıyoruz? Harita üzerindeki uzunluğu, yeryüzündeki gerçek uzunluğa oranlamamız gerekir. Yukarıda bir şehirdeki metro hatlarının güzergahlarını gösterildiği bir harita verilmiştir. Yeşil hat üzerinde hareket eden bir metro A semti ile B semti arasında 3 kilometre. A ile B arası 3 kilometreymiş. B semti ile C semti arası 4.8 kilometre. 4.8 kilometre yol almaktadır. Verilen haritada, harita üzerinde A ve C noktaları arasında yeşil hat uzunluğu 39 santimetre olduğuna göre haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi gençler, ölçek haritadaki uzunluğu 1/4 Evet. O halde harita üzerine baktığım zaman arkadaşlar, harita üzerinde 39 santimetre dedim. Gerçekte baktığımız zaman 3 kilometre, 4.8 kilometre daha, 7.8 kilometre olur. Şimdi santimetre ile kilometreyi arkadaşlar aynı birime çevirmem gerekiyor. Kilometreyi santimetre çevirecek olursam, önceki metreye çevirelim, 1000 ile çarpıyorum. 7800 metre, 39 santimetre. Gençler, metreyi de santimetre çevirelim. 7800'e 2 sıfır ekleriz. Yani 100 ile çarparız. 39 santimetre. Şimdi 39 ile 78 sadeleştir. 1, 2. 1 bölü 2'nin yanına 4 tane sıfır ekliyorum. 1 bölü 20 bin olur ölçeğimiz diyoruz. Bunu da B şıkkında doğru seçenek olarak işaretliyoruz. Evet gençler, devam ediyorum. Üçüncü soruya geçiyorum.
Aşağıda verilen pasta 8 eş dilime ayrılmıştır. Bu pastanın bir dilimini Sema, Zeynep ve Esra aralarında eşit miktarda paylaşmışlardır. Buna göre bu pastadan Sema'nın payına düşen pasta miktarının pastanın tamamına oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane dilimi 3 kişi paylaşıyor. Bakın bu bir dilim 1 bölü 8'dir. Bunu da 3'e bölecek olursam birinci kesiri aynen yazıyorum. İkincinin gizli payda 1 var deriz. Ve ters çevirerek çarparız. 1 bölü 24 olur. Evet, pastanın oranı deriz. Bunu da C şıkkında doğru cevap olarak işaretleriz. Evet gençler, devam ediyorum. Dördüncü soruya geçiyorum. Kerem şehirler arası bir yolculuğa çıkmadan önce 45 litre benzin alıyor. Kerem'in gittiği yol ile arabasının deposuna kalan benzin miktarı arasındaki ilişki aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki ifadeler hangisi söylenebilir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle kalan benzinler belli. O halde harcanan benzinleri bulmak istiyorum. Harcanan diyoruz. Yani şöyle okları gösterebilirim. 45 litre benzin vardı. 39'unu harcarsam 6 litre benzin harcanır diyorum. Nerede gençler? 100 kilometre. Evet, 100 kilometrede 6 litre harcandı. 36'sını kaldıysa 45'ten 36'yı çıkarıyorum. 9 litre harcanmıştır. 45'ten 27'yi çıkarıyorum. 18 litre harcandı. 45'ten 21'i çıkarıyorum. 24 litre harcanan benzindir diyoruz. Şimdi A şıkkıyla başlayalım gençler. Gidilen yol ile harcanan benzin miktarı doğru orantılıdır. Şimdi arkadaşlar gidilen yol arttıkça benzin miktarı harcanan benzin de artıyorsa doğru orantı olabilir diyoruz. Yine de gençler şöyle düşüneceğiz. Bakın 100 kilometrede 6 litre harcadık. Şimdi gittiğimiz kilometre 300'e çıktı. Yani 2 katına çıktı. O halde harcanan benzin de 2 katına çıktı. Evet, devam ediyorum şöyle. 100 kilometreden 400'e giderken 4 katına çıktı. Harcanan benzin de 6 çarpı 4'ten 24'ü elde ettik gençler. Bir de son olarak 100'den 150'ye giderken 1,5 katına çıktı. Altının da 1,5 katı 9 olur diyoruz. Yani A şıkkı sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Peki arkadaşlar, diğer şıklarımıza da bakalım. Gidilen yol ile harcanan benzin miktarı ters orantılıdır diyor. Gençler gidilen yol arttıkça harcanan benzin de artardı. Yani ters orantı değil, ters orantı bilgisi yanlıştır diyelim. Yani doğru orantılıdır dememiz gerekir. Gidilen yol ile kalan benzin miktarı doğru orantılıdır. Gidilen yol arttıkça kalan benzin arkadaşlar ne olur? Azalır. Yani burada ters orantı vardır diyorum. Evet, bir de D şıkkını kontrol edelim. Gidilen yol ile kalan benzin miktarı ters orantılıdır. Şimdi gençler gidilen yol arttıkça kalan benzin azalır demiştik. Yani ters orantılıdır. Tabi burada ne yapıyorum? Bir de değerleri kontrol etmek istiyorum. Şöyle şurayı temizleyelim. Ve değerlerimize bakalım. Şimdi gidilen yol, örneğin arkadaşlar bakın burada 3 katına çıktı. Kalan benzine baktığımız zaman gençler ne olması gerekir ters orantıda? Bölü 3 dememiz gerekirdi. 27'yi 3'e bölersem 9 olması gerekiyordu. Yani burada ters orantı yoktur diyoruz. O halde bu da yanlıştır deriz. Evet, sayfamı temizleyerek devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bir kafede hafta içi satılan satışlardan elde edilen karın hafta sonu yapılan satışlardan elde edilen kârı oranı 3 bölü 8'dir. Hafta içi hafta sonu 3 bölü 8'dir diyor. Gençler biz bunu ne olarak kabul ediyoruz? 3K bölü 8K gibi düşünüyoruz. Bu kafede haftalık yapılan satışlardan elde edilen toplam kâr 2255 TL olduğuna göre hafta sonu yapılan satışlardan elde edilen kar kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar o halde toplam kar
2255 ise ben 3K ile 8K'yı topluyorum. 11K kar vardır toplamda diyoruz. O halde 11K 2255'e eşitse buradan 1K'yı bulabilmek için her iki tarafı 11'e böleriz. Şu yukarıda gelmiş 2255'i 11'e bölmek istiyorum. 22'nin içerisinde 2 kere. 2 kere 11, 22. 5'i indirdim. 5'in içinde yok. 5'i indirmek için önce 0 ekledim. Ve 5'i indirdim. 55'in içinde 5 kere. 5 kere 11, 55. Evet, K'nın değeri 205'tir. Bizden gençler hafta sonu yapılan kârı istemişti. Hafta sonu 8K'ydı. 8 çarpı 205. 8 ile 205'i çarpacak olursam 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 0 0 4 daha 4. 8 kere 2 16. 1640 TL olur. Hafta sonu elde edilen kâr diyoruz. Ve D şıkkını doğru seçenek olarak işaretliyoruz. Evet gençler, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bir ayrıtının uzunluğu 4 metre olan küp şeklindeki odasının duvarlarını ve tavanını mora boyamak isteyen Mehmet, boyacı da mor boya olmadığını öğreniyor. Boyacı ise Mehmet'e 3 litre mavi boya ile 2 litre kırmızı boyayı karıştırarak mor rengi elde edebileceğini söylüyor. 2 litre boya ile 5 metre kare duvar boyayabildiğine göre Mehmet'in odasını mora boyamak için en az kaç litre mavi boyaya ihtiyacı vardır diye soruyor. Gençler öncelikle karışıma bakarsam 3 litre mavi artı 2 litre kırmızı, yani toplamda 5 litre karışım oluyor. Evet, bu kenarda dursun gençler. Şimdi arkadaşlar o halde bir ayrıtı 4 metre ise şöyle hemen bir duvarını gösterelim. Bakın burası 4 metre ise burası da 4 metredir. O halde alanı 16 metrekaredir. Şimdi arkadaşlar duvarlarını ve tavanını boyayacağız. Şimdi 4 tane duvar var. Artı bir de tavan var. Yani 5 tane 16 metrekare boyanacak diyorum. 5 çarpı 16'dan 80 metrekare yer boyanacak diyelim. Evet gençler, 2 litre ile 5 metrekare boyanıyorsa, 2 litre ile 5 metrekare yer boyanıyorsa, x litre ile 80 metrekare yer boyanır diyorum. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 5x eşittir 2 çarpı 80. Her iki tarafı 5'e bölelim. 80'i 5'e bölüyorum. 16. 2 çarpı 16 32 litre mor boyaya ihtiyaç vardır diyoruz. Şimdi arkadaşlar 5 litre karışımda 3 litre mavi vardı. ...32 litre karışımda x litre mavi vardır diyorum. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 5x eşittir 32 çarpı 3. Evet, her iki tarafı 5'e bölüyorum. 32 ile 3'ü çarpacak olursam 96 bölü 5 olur. Gençler şöyle yapabiliriz. 2 ile genişletelim. 192 bölü 10. Evet, 192 10'a bölersek 19'dan 10'da 2 litre mavi boyaya ihtiyaç vardır deriz. Bunu da B şıkkında işaretleriz. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. 7. soruya geldiğimiz zaman aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun görünen mavi yüzünün mavi boyalı yüzünün alanı sarı boyalı yüzünün alanının 3 katı ve pembe boyalı yüzünün alanının 5 katıdır. Kutunun tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı 144 cm olduğuna göre en kısa ayrıt uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. O halde arkadaşlar şöyle diyorum. Pembe boyalı yüzünün alanının 5 katı olduğuna göre ben buraya 3K dersem. Pembe boyayı.
Sarı boyanın 3 katıydı. Oraya ben buraya 5K diyorum. Bakın hem 5K'nın hem de 3K'nın ortak katı olacak mavi yer diyoruz. O halde 3K'nın 5 katı 15K olur. 5K'nın da 3 katı 15K olur diyoruz. Evet, o halde değerleri doğru verdik diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar, o halde şöyle diyelim. Bakın 5K ile 3K'nın ortak değeri arkadaşlar hem 5'in hem de 3'ün ortak böleni bir tane A'dır diyorum. 15K ile 3K'nın gençler değeri, ortak değeri 3A olsun diyorum. Buraya da 5A diyecek olursam. Evet, 5A, 3A. Bakın şu ayrıtlara diyoruz gençler. 5A ile A'yı çarparsak 5A kare gibi düşünün. 3A ile A'yı çarparsak 3A kare gibi. İkisinin 2 katı. 3A ile 5A'yı çarpıyorum. 15A kare gibi bir değer olur. İkisini çarparsak da zaten ortadaki değeri elde etmiş oluruz diye düşünelim. Evet gençler, şöyle geri alıyorum. Şimdi kenarları öğrendiğimize göre, şimdi ayrıt uzunlukları toplamı 144 idi. Şimdi ayrıtlara bakıyorum. Evet, yüksekliğimiz en kısa ayrıtımız arkadaşlar A. Bu A'dan kaç tane var gençler? Bakın 1, 2, 3, 4 tane. 4A artı 5A'ya bakıyorum. 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane 5A artı. Şimdi 3A'ya baktığımız zaman 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 3A diyoruz. Evet, bunları düzenlersem 4A artı 20A artı 12A. Evet, 4, 12 daha 16, 20 daha 36A. Ayrıt uzunlukları toplamıdır. O halde 36A 144 ise her iki tarafı 36'ya bölüyorum. 144'ü 36'ya bölersek A'nın değeri 4 santimetre olur diyoruz. Evet, bizden zaten en kısa ayrıtı istemişti. En kısa ayrıtı da A demiştik. O halde A 4 santimetredir diyorum. Sorumuzun yanıtını D şıkkı olarak işaretliyorum. Evet gençler, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Her gün kitabından eşit sayıda sayfa okuyan Ayşe'nin okuduğu kitapların sayfa sayıları ve bu kitapları bitirme süresi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre A artı B işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Gençler, birinciye baktığımız zaman 360 sayfa kitabı 20 günde bitiriyorsa 360'ı 20'ye bölüyorum. 36 bölü 2, 18 sayfa okur bir güne diyorum. Evet, bir günde 18 sayfa okuyor diyelim. Evet, sayfa sayısı 1170 olan kitabı arkadaşlar A günde bitiriyor. O halde 1170'i 18'e bölelim. 117'nin içerisinde 6 kere dersem 6 kere 8 48. Elde var 4, 6 kere 1 6, 4 daha 10. 7'den çıkmaz, 17'den 8 çıktı 9. 0 ve 0. 0 indirin 90, 90 içerisinde 18. 5 keredir 5 kere 18. 90. Demek ki buradan A'nın değeri 65'tir. Yani bu kitabı 65 günde bitiriyor diyorum. Peki arkadaşlar, diğer kitaba baktığımız zaman 35 günde bitirdi. O halde ben 35 ile 18'i çarpalım diyorum. Evet, sayfa sayısını bulalım. 8 kere 5 40. Elde var 4. 8 kere 4 24. 4 daha 28. 1 ile çarparsam 35'i aynen yazdım. 3, 3, 2 daha 5, 1 de elde 6, 630 sayfaymış B'nin değeri. Bizden A artı B istedim. 630 artı 65. 695 olur sorumuzun yanıtı. Bunu da A şıkkında doğru cevap olarak işaretleriz gençler. Evet arkadaşlar, bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.